süreç nasıl ilerliyor onu tarif edeyim size biraz. Birinci aşamada pasif bir arayış. Yani ne aradığını bilmiyorsun. Sadece aradığın şey, ya şöyle bir güzel bir şey olsa bir çözsek falan gibi iyi niyetli kafada bir şeyler ama adını koyamıyorsun. Bir şey yaşıyorsun o aşamada, yaşanan bir olay. Diyorsun ki hayır, benim artık bunu çözmem lazım. Ondan sonra aktif olarak çözüm üretmek için arayışa başlıyorsun. Bir olay daha yaşanıyor. Ondan sonra tepe yönetimden bir karar vermek isteniyor. Ya da onlara ikna ediyorsun, bir sunum yapıyorsun. Ancak ondan sonra ekibi zorlayarak içselleştirme çalışmalarını yapıyoruz. Benimsesinler diye. Son noktada ya memnun olmuyorlar ya da memnun kalıyorlar. Bazen hala kullanılmıyor olabilir. Bu harita üzerinden zamanın neresinde olduğunuzu bulduğunuzda projeleri tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor.